Şimdi İsmail Saymaz dün paylaştıkların çok konuşuldu parti içi anketlerde e, bu iki e, propaganda yöntemi olarak değerlendirilen kara propaganda olarak yöntemi değerlendirilen bu iki örnekten sonra geçelim. Şimdi İstanbul durum 41.5-40 ama e, Mehmet Ali Kulat der ki bunlar 3-4 Mart tarihinde biten araştırmalar o şerhi düşüyor neredeyse 10 gün geçti çok değişmiş olabilir diyor. Şimdi İstanbul'da 1.5 puanlık bir fark senin paylaştığından çok farklı değil Ankara'ya geçelim. Ankara'da da 44'de 38 görünüyor Mansur yavaş. Bu da çok farklı değil CHP'nin parti anketinden. İzmir'e geçelim. İzmir'de 48 Cemil Tugay belki parti anketinden bile daha fazla gözüküyor. Buna dair söyleyeceklerin var mıdır? Bu üç büyük şehre dair. Bu anket evet. e, bir farklılık yaratıyor mu? Asıl çünkü sorularım diğer illerde. Üçü de gerçekçi. Hayır. Üçü Peki. de gerçekçi. Yani, devam. devam Trabzon'da devam edelim. Trabzon'da Adalet ve farklı. Kalkınma Partisi hiçbir... İstanbul'da... Hı hı. İstanbul'da ben Konda'nın iddia ettiği gibi yüzde yedi gibi bir farkın olduğunu düşünmüyorum. Bu gerçekçi bir veri değil. Ben ee, makaraştırma seçim, bir buçuk veriyor, bir buçukluk fark ediyor. Evet, veriyor. ben seçimin bir ila üç puan arasında gidip geleceğini, maksimum 3 puan, minimum bir puan olduğunu aradaki farkın bu kadar olduğunu düşünüyorum. Peki, e, e, makaraştırma da bir buçuk diyor bu arada. E, Konda'yı getirmediler. Evet, makaraştırma evet. bir buçuk diyor. Bak parti'nin verisi de öyle, da öyle. Metropol 3 puan civarında veriyor. Peki, ee, hızlıca yani, devam edelim. Oradanın verisi, CHP'nin kendi verisinin bile 3 puan üzerinde. 3 puan üzerinde, peki. Ee, Trabzon dışında Hatay gelsin, ee, MAK araştırma kaybedileceğini söylüyor. 39, e, tabii, AK Parti. Bu, ya, bu da gerçekçi bir veri olabilir. Çünkü <laughs> burada Gökhan Zan %12 oy alıyor. Evet. Şimdi Gökhan aldığı o CHP Yütlüsü tabanına Bak şunu vurguluyorum Gökhan Zan'ın aldığı oy CHP tabanından aldığı oy. Hı hı. Gökhan Zan ağırlıklı CHP'nin doğal kitlesi olan Alevi vatandaşlarımızdan oy alıyor. Samandağ'dan, Defne'den, kısmen İskenderun'dan hı hı. E, bu bölgeden oy alıyor. Yani Lütfi Savaş kaybederse e, tipin alacağı oylarla kaybedecek. Peki. Adana Mersin Antalya hattını vereceğiz şimdi. Sırasıyla rejiye hangisi gelirse fark etmez. Fatih Mehmet Koca ispiri 35-34 Zeydan Karalar. Burada da Ay Yüce Türkeş etkisiyle %12'lik Adana'yı el değiştiriyor gibi gözüküyor. 3 Mart itibariyle burada katılıyor sadece, musun? Tabii burada, burada sadece Ay -Yüce Hanım üzerinden bakmamak gerekir. HDP'nin oyu da etkili. Dem Parti'nin oyu da burada ee, şimdi e, Zeydan Karalar bunu lehine çevirebilir. Bu 1 puan altındaki 2 puan altındaki farklar her zaman için iki taraf açısından da değişebilir. Yanılma payı içerisinde. Hı hı. Ben Zeydan Karalar'ın kazanma ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum bu ankete rağmen. Peki. Ama... Bak bu ankette Adana'da Bursa'da, Makaraştırma'ya göre Adana'da, Bursa'da, Balıkesir'de e, ve Eskişehir'de gördüğünüz takımın müşterek sonucu şu. Müşterek sonucu şu. E, İYİ Parti ile ittifak kurulamaması. Evet şu anda Eskişehir'de ekrana geldi. İsmail Saymaz'da ufak bir donma var. Ben okuyayım hızlıca. Nebi Atipoğlu biliyorsunuz İYİ Parti'den geçti. AK Parti'ye %43, Ayşe Ünlüce %42 Melih Aydın %3. Tekrar edelim bunlar Mart ayı başı itibariyle bitmiş sonuçlar. Dolayısıyla 10 günlük süreçte çok değişmiş olabilir diyor anketi yapan e, MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat da bu şerhi önemli düşmemizi söylüyor. E, bu notla zaten yolladı ve paylaştı bu anketleri. Önümüzdeki hafta kampanya dönemiyle birlikte gelen sonuçları da paylaşacağını ifade etti. Ama bu ankete göre MAK Araştırma'nın yani Mart başı itibariyle sonlandırdığı anketine göre İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de el değiştirmiyor belediyeler. Cumhuriyet Halk Partisi tutuyor İstanbul, Ankara, İzmir'i. İzmir zaten bir sürpriz beklenmiyor zannediyorum ama İstanbul'u Ankara'yı tuttuğunu ifade ediyor mak araştırma. Ama bunun yanında diyor ki Antalya, Adana, Hatay el değiştiriyor. Eskişehir el değiştiriyor. Mart başı itibariyle durum budur diyor. İsmail Saymaz da şart düştü dedi ki %1'lik, %2'lik oy oranları, değişkenlikler lehte döndürülebilir. Mesela ben Adana'da Zeydan Karalar'ın kazanacağını düşünüyorum. Parti içi anketler de bunu söylüyor dedi. İsmail Saymaz. Devam edelim. Mersin'e bakalım efendim. Mersin geldi ekranlara. Vahap Seçer %41 ile kazanıyor. MHP adayı Cumhur İttifakı'nın ortak adayı aynı zamanda Serdar Soydan %36. İyi Parti adayı Bülent Özkan %6. DEM Parti adayı Ali Bozan %3 ve Yeniden Refah Partisi adayı Emircan Çatıkbaş %2. Detaylar bu şekilde efendim. Hazır mı İsmail Saymaz? İsmail Selmas kaldığın yerden rica edeyim. Mersin Şöyle, devam diyor. MAK araştırma. Adana dışında Eskişehir'i konuşuyorduk. Can Adana Hatay, Antalya, Eskişehir Bursa, Antalya ve Balıkesir'de ortak muhalefet açısından ortak husus şu. Burada CHP ile İyi Parti'nin ayrı ayrı adaylarla girmiş olması CHP'yi riskli sınıra çekti. Bu fatura elindeki kime belediyecek belediyecek İsmail Saymaz? İşin özünü soruyorum ben. Elindeki belediyeleri kaybetme ya da alabileceği yerler alamama sonucunu veriyor. Aynı şekilde o Ordu ve Samsun'da ise İyi Parti aleyhine gelişiyor. Onu da söyleyeyim. Orada da İyi Parti sonuca tabii. daha yakın. Şimdi e, ya bu, bu, tartışmayı tabii e, şimdi yapmak da istemiyorum. Çünkü iyi Partililer haklı olarak şöyle diyorlar. Ya biz size mecbur muyuz? Yani biz CHP'nin köle izi orası mıyız? Her seçime e, illa bizim oylarımızla mı girip kazanmak zorundasınız? Ama Ordu ve Samsun'da da İYİ Parti CHP'ye mecbur kalabilir evet, diyorsun. Yani ben şunu söyleyebilirim. İyi Parti ile CHP eğer makul İYİ Parti'yi mağdur etmeyecek, aldığı oy nispetinde bir belediye sayısına kavuşabileceği e, bir planla Masaya oturup uzlaşabilselerdi... Her ikisi de karlı çıkacaktı. Hem büyük şehirler düzleminde, hem ilçeler düzleminde. E, maalesef e, bu uzlaşmaya varalamadı. E, İyi partililer baştan dediler ki CHP bize bir ittifak planı sunmadı. Sonradan dediler ki ya e, biz zaten e, özü başımıza yürümek istiyoruz. Öyle veya böyle. Sebepleri artık önemsizleşti. Masa kurulamadı. İyi parti ile CHP ittifak kurulamadı. Kurulsaydı söylüyorum. CHP elindeki hiçbir büyük şehir belediyesini kaybetmez ama buna ek olarak Bursa Balıkesir alabilir. Manisa'da sonuca gidiyor. Bursa Balıkesir'de önemli bir şansı olduğunu zaten İsmail önceki bağlantılarda da ifade ediyordu. Trabzon'u soranlar çok oldu. Bir kez daha gösterelim. Mart başı itibariyle sonuçlanan bu anket sonuçları daha yeni yayınlandı efendim. Önümüzdeki günlerde güncel veriyi de yayınlayacağız dedi. 9 Şubat'a kadar ölçümü devam ettiğini belirtiyor Mehmet Ali Kulat ama büyük şehirler özelinde nüfusu görece diğer büyük şehirlere göre daha büyük olanlar bunlar ve buralarda Trabzon'da sürpriz beklenmediğini ifade etmiş. Ama bugün gazete duvarda yer alan bir analiz var. İsmail Saymaz bağlanınca tekrar onu da sormak istiyorum. E, İsmail Saymaz finali şunla yaparım isterim. E, bugün gazete duvarda Şimdi önümde açıldı T Trabzon'da 8 ilçenin el değiştirebileceği bağımsızların sürpriz yapabileceğini söylemiş. Fatih Saygın bir seçim 2024 analizi yazmış Çünkü mevcut başkanlardan aday gösterilmeyenler var demiş Bu İstanbul ilçelerinde de söz konusu değil mi? Evet. Yani İstanbul'da özel, Trabzon için bir bilgi vereyim. Buyurun. Eski Trabzon CHP milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon'un merkezi olan, merkezi ilçesi olan Orta Hisar'da çok iddialı ve orayı kazanabilir. Hmm. Yani Trabzon, eski eskiden Trabzon şehirken CHP alabiliyordu. Sonra büyük şehir oldu. Şimdi Büyükşehir'in tek bir ilçesi var bildiğim kadarıyla o da Ortahisar. Hisar orayı alabilir CHP sürpriz yapabilir hı hı. CHP hatta Rize'de Fındıklı'nın yanına Pazar ilçesini de katabilir böyle bir ihtimalden söz ediliyor Doğu Karadeniz'de dengeler bu ölçüde değişebilir.